İyi günler. Doktor öğretim üyesi Erdal Ünlü, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere çocukluk çağı obezitesinden bahsetmek istiyorum. Obezite, çocuklarda vücut yağ depolarındaki artış olarak tanımlanmaktadır. Obezite tanımlanmasında tüm dünyada ve ülkemizde vücut kitle indeksi kullanılmakta olup, çocuklarda vücut kitle indeksi çocukların yaş ve cinsiyetine göre 95%'ın üzerinde ise bu çocuklar obezite olarak kabul edilmektedir. Toplumda görülen obezitenin iki sık nedeni vardır. En sık görülen nedenler özellikle dışarıdan besinlerin sık alınmasına bağlı olarak gelişen egzojen ya da basit obezitedir. Bu çocukların boyları genellikle yaşıtlarına göre uzundur. Bu çocuklar aşırı yemek yemektedirler. Bunun dışında hormonal bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan obezite ise patolojik obezitedir. Bu çocuklarda genelde boyları yaşıtlarına göre küçük olmaktadır. Peki çocuklarda şişmanlık neden görülmektedir? Şişmanlığın en sık nedenleri özellikle çocuklarda hareketsizliktir. Hareketsizliğe bağlı olarak çocuklarda obezite ortaya çıkmaktadır. Neden şişmanlıyoruz? Şişmanlığın 4 ana nedeni vardır. Ailevi nedenler, çevresel faktörler, beslenme bozuklukları ve hormonal bozukluklar. Ailevi nedenler, anne ve babası obez olan çocukların obezite gelişme olasılığı %80'lerdedir. Anne ve babadan sadece biri obez ise çocuklarda obezite gelişme olasılığı %40'lardadır. Onun dışında çevresel faktörler. Özellikle kentsel yaşamın ve şehirleşmenin artması nedeniyle büyük şehirlerde oyun alanlarının azalması, çocukların evde daha çok vakit geçirmelerine ve televizyon ve bilgisayar başında daha çok oturmalarına neden olmaktadır. Bu da çocuklarda hareket kısıtlılığına neden olarak obeziteye sebep olmaktadır. Ayrıca yine televizyon ve bilgisayarlarda besin değeri düşük ve hazır gıdaların teşvik edilmesi de yine çocukları bu tür besinlere yönlendirmektedir. Onun dışında beslenme alışkanlıkları da oldukça önemlidir. Çocukların günde mutlaka 3 ana öğün şeklinde beslenmesi ve mutlak surette kahvaltı yapması gerekmektedir. Ancak çocuklarımız genellikle kahvaltı yapmayıp öğlen ve akşam yemekleri yedikleri için yeterli beslenememekte ve bu da kilo almalarına neden olmaktadır. Yine bir ayrı neden de hormonal nedenlerdir. Hormonal nedenler özellikle şeker hastalığı, tiroid hastalığı ve böbrek üstü bezi hastalıkları obeziteye neden olmaktadır. Eğer çocuklarda patolojik bir neden varsa, altta yatan bu nedenler varsa mutlak surette çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli, gerekiyorsa çocuk hormon doktoruna yönlendirilmelidir. Çocuklarda şişmanlığın yol açtığı en önemli sorunlardan bir tanesi insülin direnci ve insülin artışıdır. Eğer ailede de şeker hastalığı varsa bu çocuklarda ilerleyen yaşlarda şeker hastalığı gelişme riski oldukça yüksektir. Onun dışında üreme fonksiyonlarında bozukluk olabilir. Erken püberte görülebilmektedir. Özellikle kız çocuklarında erken ergenlik, kıllanma artışı, erken adet görme ve adet düzensizlikleri ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında obez çocuklarda hangi hastalıklar sık görülmektedir? Özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, iyi huylu kolesterolde düşüş, kötü huylu kolesterolde yükselme, onun dışında kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve ilerleyen dönemde siroz, safra kesesi hastalıkları, solunum bozuklukları ve yine aşırı kiloya bağlı eklemlere aşırı yük binmesi ve bunun sonucunda yürüme bozuklukları ve ortopedik bozukluklar. Yine bunların dışında bu çocuklarda psikososyal bozukluklar da görülebilmektedir. Bu çocuklar genelde işine kapalı olan çocuklardır. Çocuklarda obezite tedavisinde neler yapılmalı? Özellikle alınan enerjinin azaltılması, onun dışında harcanan enerjinin artırılması ve spor yapılması oldukça önemlidir. Çocukların boş zamanlarını değerlendirecek uğraşları olmalı ve böylelikle sıkıldıklarında yemek yemeleri engellenmelidir. Okullarda fiziksel aktivite artırılmalı, fast food tarzı hazır gıdalardan ve onun dışında kola, cips, patates kızartması gibi gıdalardan sakınılmalıdır. Yine ailenin beslenme alışkanlıkları çocuğun beslenme alışkanlığına göre tekrar düzenlenmeli ve çocuğun beslenme alışkanlıklarına göre yeni diyet ürünleri uygulanmalıdır. Düzenli ve sağlıklı yemek yeme alışkanlıkları okul programlarına da dahil edilmelidir. Özellikle hızlı yemek yediğimiz zaman doygunluk hissi azalmakta, bu da yine obeziteyi tetiklemektedir. Tatlı, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi azaltılmalı.
Asansöre ve arabaya binmek yerine yürünmeli veya bisiklete binmelidir. Hafta sonları ailece spor yapmayı teşvik etmeli, yiyecek ödülü vermekten, sakız çiğnemekten kaçınılmalıdır. Tatlandırıcılar ve diyet ürünleri fazla tüketilmemelidir. Okulda besin değeri olmayan gıdaların yenmesi engellenmeli. Gerektiğinde evlerden beslenme çantası hazırlanarak peynir, iyi pişirilmiş yumurta, taze meyve tüketilmelidir. Obezite bir hastalıktır. Mutlaka kontrol ve tedavi edilmelidir. İyi günler.